Tekeriz'den selamlar. Arkadaşlar bugün AliExpress'ten bir tek yaprak aldık. Şöyle yeşil. Bunu benim bisikletime takacağız. Montajcı sen alacaksın. Şimdi 3 yaprağı tek yaprağa dönüştüreceğiz. Buna geçmekteki asıl amaç bisikleti hafifletmek yoluna gitmek. Ama bunun yanında tabii bazı avantajları da oluyor. Mesela dişli mesafesinden dolayı mesela engel aşarken mesela dişlinin çarpması biraz daha düşürülmüş oluyor veya senin ekleyebileceğin bir şey var mı bu konuda? Yani benim için en büyük fark ağırlık oluyor bu konuda. Onu aynen. Da şimdi bu ağırlığını tartacağız. Bir de evet. Sonraki ağırlığını tartıp hep beraber göreceğiz. Evet, o zaman montaja geçelim. Yavaştan geçelim. Şimdi önce bisikletin orasını burasını sökmeden önce şöyle elimizde yine Çin'den aldığımız kelkörü bir tartı var, elektronik. Bununla hemen ağırlığına bakalım. Şu an maş hariç bisiklet orijinal ağırlığı bu. Bakalım ne kadar fark edecek aynı kol tek yaprağı düşürmekle. Şöyle başlatayım hemen. Bisikletimizin ağırlığı 12 kilo 600 gram civarında bir ağırlığı var. Şimdi ilk montaja başlamadan önce zinciri sökelim. Arada engel kalmasın. Bu da baklalı zincirlerden olduğu için umuyoruz ki daha kolay çıkacak. Şöyle zinciri söktük. Şimdi arkadaşlar önce ayna kolumuzun yapraklarını sökeceğiz. Şimdi tek yaprağa geçmek isteyen arkadaşlar için hemen şöyle yan yanayken birkaç şey söyleyeyim. Hani heves edip bazen işte hani sonuçta bunlar alyanlı ya buradan söküp işte çıkartılabiliyor ikisi. Hani ortadaki yaprak kaldı. Hani benim artık tek yapraklı bir ayna kolum var. Şeyi olabiliyor ama durum öyle değil. Bu aktarıcı ortadan kalktıktan sonra bu tarz bir ayna kolda zincir en ufak bir engebede dişinden çıkıyor. Şöyle hemen yan yana koyayım. Arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Birinde yatay, birinde dikey, yani sivri ve yatay böyle bir şekilde artı eksi deniyor. Dişli yapısı. Bunda hepsi sivri. Aktarıcı olduğu için zincir atmıyor ama tek yaprak olduğu zaman herhangi bir tutan bir şey olmadığı için bu tarz bir dişliden çok kolay atıyor. Hani bunu da uyandıralım. Hani bunları çıkarttık, tek yaprak diye bir olay maalesef olmuyor. Hemen yavaştan geçelim. Zaten en üst yaprak basit. Zincirimizi söktük şu an. Şöyle çapraz sökersek biraz daha iyi olur. Bunların arkasında yine tutan bir şey var. Bunları şöyle ayıralım kenara. Şimdi bunu söktüğümüzde zaten ilk iki diş çıkmış olacak. En küçük dişliği de yine ayrı vidaları var. Ben birkaç yıl önce geçmiştim bu tarz bir sistemden tekli yaprağa. Benim X5'ti aynı kolum viteslerim. Yaklaşık 600 gram 700 gram civarında bir fark oldu. Çünkü bir sürü şey çıkmış oluyor. İşte vites, vites kolu, kablolar vesaire. Şöyle aynı kolumuzu dikkatli bir şekilde aldık. Yani bununla bunun arasında bile bayağı bir fark var. Şimdi arkadaşlar en büyük yaprağı çıkarttık. Ortadaki yaprak en küçük yapraktan, yani şurada bağlantı noktasına sürttüğü için geçmiyor. Küçük bir yaprak olduğu için atlatamıyor o şeyi. O yüzden şimdi en küçük yaprağı söküyoruz. Sökemedi. Bunlar da çok sertti. Evet. Aa, ilk defa açıldığı için herhalde.
Şimdi sen bayağıdır kullanıyorsun böyle tek yaprak. Nasıl, memnun musun? Ya şöyle söyleyeyim. Hani çok sert rampalarda, yani eğimi böyle %7'nin falan %10'un üzerinde olan rampalarda biraz kondisyon gerektiriyor, özellikle arazide. Yani arka dişli oranı çok büyük olmadığı için bizim. Bir hafiflik arıyorsun yani bazen. Aynen, bazen ihtiyaç duyuluyor. Onun dışında çok memnunum yani, hafiflik olarak falan gayet güzel. Evet. Ki senin belki biraz daha şey olabilir çünkü dokuzlu ya arkası. Bakalım. Deneyeceğiz. Yani zaten çok büyük bir mevlada değil yani, AliExpress'ten vesaire aldıktan sonra. Aynen. Kaç almıştım ben bunu? 8-10 dolar falandı fiyatı. Şimdi en büyük ayna kol dişimizi çıkarttık. Bunları çıkartmamız için ayna kolun bir tarafını sökmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, ayna kolumuzun en üst yaprağını söktük. Bu iki yaprağı çıkartmamız için de, gerçi bu yine belki çıkar ama en küçük yaprak kesinlikle çıkmıyor. Bunları da çıkartabilmemiz için ayna kolun şu tarafını sökmemiz gerekiyor. Sökmek için de şu tarz bir zımbırtıya ihtiyacımız var. Ayrıca bu aleti, bu göbeği sökebilmemizi sağlayan Atilla abiye de buradan çok teşekkürler, selamlar. Şöyle sökmüş olduk. Çıkan dişliler şu şekilde. 3 tane dişlimiz vardı. Bir tanesi de burada. Yani bu çok büyükken bu da çok minik. Neyse, biz şimdi yeni dişlimize geçeceğiz. Yeni dişlimiz de burada. Şöyle şu şekilde balansını yapacağız değil mi? Şöyle şuraya. Aynen. Şimdi yavaştan vidalarına takmaya başlayalım. Şunlar mıydı? Aynen, oradakiler. Şöyle bir tane içten giren, iç kısımdan giren bir tane de şöyle dıştan. Tamam. Artık takabilir miyiz? Takarız. Takalım bakalım. Şu bizim büyük vidamız nerede peki? En sevdiğimiz. Şurada. Şöyle takayım mı? Alyan takımı da tek dişi kalmış canavar gibi. Şimdi ayna kol yaprağımızın montajını yaptık. Bisikletimizin üzerindeki fazlalıkları sökmeye başlayalım. Ayrıca niye bir sen bir ben çekiyoruz onu da anlamadım ama yani kimse anlayamaz, o yüzden yardımlaşmalı olarak biz de anlamadık yani. Gevşemiştir ya, zorla. Olsa da. Bu kopacak söyleyeyim. Çıkar çıkar, bir şey olmaz. Koptu bak değil. Bir şey olmaz ya. Penseyle çıkartırız. Çıkartalım hatta. Ya cidden kopar dedim, kopar diye. Tamam. Bunu da çıkartmamız lazım. Evet. Kopar dedim. Komple çıkarma gerek yok ya, biraz gevşetsen yeter herhalde. Umarım. Bunu da kopartayım mı? Hayır. Hani emin misin ya? Yalnız bu çıkmayabilir böyle, aynen. Tamam, onu mecburen çıkaracağım.
Hani koparmadan çıkar. Yalnız Tayvanlı bunu açılır yapmamış. Nasıl yapmış? Sadece salınır yapmış. Oynamıyor yani şey. Mecburen... Ben onu takarken öyle yapmamıştım. O açılmıyor bu. Allah Allah. Seninki de böyle. Nasıl böyle? Seninki de böyle değil mi aynısı? Böyle de ben gidonu buradan salıp böyle gevşetiyordum, öyle çıkartıyordum. He. Zorla bakayım biraz. Bu bir de şey olacak, bisiklet nasıl paramparça edilir. Salayım mı bunu birazcık? Gidonu mu? Tamam sal ya. Şuranın uzundur. Evet evet uzundur. Onu koparmaya gerek yok. Sonunda ulaşmak istediğimiz yere ulaştık. Bir de bir aynak ol değiştirmek bu kadar zor olmamalı ya. Bak yalnız düşecek ha, tut bisiklet tamam mı? Ben şöyle tutayım elimle. Çünkü bisiklet düşecek. Karbon olduğu için de 5 torku geçmiyoruz. Tabii ben zaten onu ayarlıyorum elimle. Şu an tam 5.1 torkta bıraktım. Tamam, süpersin. Bence ben bunların hepsini ayarlayayım da öyle kapatalım bu mevzuyu. Tamam. Sıram buraya mı gelsin alta mı? Sıram fark etmez ya. Şu vida yarı aşağıdaydı bak şuradan. Böyle dursun böyle. Aynen öyle. Aşkın açamadığı kapı. Telife girmeyelim. Girer mi sence? Bilmiyorum, güzel söylersen girebilir. O zaman garanti girmez. Dünyanın en karışık alyan takımı lan. Hatırlıyor musun? 20 liraya almıştık. İçinde yok yoktu. Hmm. Yama takımından alyan takımına. Çantasından şeyine kadar. Aynen şu an iyi. 5 torku geçmedi. Tamam mı? Tamam. Şimdi artık yavaş yavaş vitesten kurtulacağız. Hemen şuradan vitesi de yiyelim. Herhalde en kolay burası oldu. Aynen. Tabii biraz usta yere değdiği için yani yoksa. Evet. Hayırlı olsun. Aynen aynen. Ya en azından ne oldu? Bir şeyleri kırıp dökmedik. Aynen öyle. Bir, evet, zincir takacağız. Zincir takabiliriz. Evet. Ben tutuyorum. İki tarafında ye zincirin. Aynen o şekilde. Tamam. Tamam. Şu ne an oldu? Ne oldu yani, oldum artık. Şu an sıkıntısız bir XX1 oldu. Artık T
tek yaprağa geçmiş olduk. Aynen. Resmi olarak. Şimdi bütün işlemler bitti. Ayna kolumuzu tek yaprağa döndürdük. Şu an sorunsuz bir şekilde bütün vitesler çalışıyor. Şimdi en merak ettiğimiz konu bisikletin ağırlığı olacak. Şöyle bakalım hemen. Bisikletimizden çıkan malzemeler bunlar. Vites aktarıcımız çıktı. Vites kolumuz çıktı. Ayna kolun teker teker bütün yaprakları çıktı. Yani şunun yerine yine bir tane yaprak geliyor ama şöyle şunlar çıktı diyebiliriz. Bakalım bunlar kaç gram? Arkadaşlar merakla ağırlığına bakmak için kaldırıyoruz. Bisikletimiz 11.912 kilo civarında, yani 600 gram net bir farklılık oldu. Yani 200-300 gram için neler yapılıyor bisiklette? 600 gram gerçekten güzel bir rakam. Gram gibi bir farklılık oldu. Benim kendi bisikletimde de 600 gram gibi bir farklılık olmuştu. Yani bu rakam da gayet tatmin edici bir rakam. Hem gayet kullanışlı oluyor. Tek yaprağa geçmeyi düşünen arkadaşlar için umarız faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.